aile konutu olarak kiralanan taşınmazlarda kiracı diğer eşin rızası olmadan kira sözleşmesini feshedemez. Bununla ilgili Türk Borçlar Kanunu 349. maddesi var. Toplumda yanlış olarak bilinen ya da hiç bilinmeyen bir husus. O yüzden sizin de takipçileriniz de bunu söylemenizde fayda var. Ya da kira sözleşmesinde imzası bulunmayan eş, kiraya verene bir ihtarname göndererek bu kira sözleşmesinin aile konutu olarak kullanıldığını ve kendisinin de bu sözleşmede taraf olarak yer aldığını bildirebilir. Bu şu faydayı sağlar. Eşler arasında herhangi bir sıkıntı olması durumunda taraflardan birisinin mağdur olmasını önler. Çünkü kiraya veren bu durumda her iki eşi de muhatap almak ve tahliyeye giden yolda bütün ihtarlarını ya da bütün bildirimlerini her iki eşe de yöneltmek zorunda. Aynı şekilde tahliye taahhütnamesi için de bunu söyleyebiliriz. Her iki eşten alınmayan tahliye taahhütnamelerinde geçersizliği gündeme gelebilecek aile konutu olarak kullanılan taşınmazlardan.